Ben not aldıklarımı şuradan ileteyim size. Bölüm bölüm çıkardıkça rahat konuşabiliriz. Burada sadece sizin açıklamalarınız var. Yani cinsiyet kimliği dediğimiz adı üstünde kimlikle alakalı. Yani birinin kim olduğuyla alakalı. Cinsel yönelim ise oradaki aslında yönelim ya da eğilim denmesinin sebebi ifade etmek anlamında işlevsel oluyor olması. Çünkü ilişkisel anlamda yani bir noktadan başka bir noktaya yönelmek anlamında bir yönelme de olmayabilir aseksüellik dediğimiz durumda. Buna yönelik aslında tanımlanmış bir durum. Cinsiyet kimliği kişinin kim olarak yatağa girdiğiyle ilgiliyken cinsel yönelim dediğimiz şey ise kişinin kiminle yatağa girmek istediği ya da istemediğiyle alakalı bir durum. Cinsiyet iki uçlu bir sayı doğrusu değil ya da iki noktadan oluşan bir düzlem değil. LGBT gençliği değil, siz kıran, döken gençlik değil, kırılan o kalpleri ayağa kaldıran gençliksiniz. Bu tür marjinal sapkınlıkları destekleyenler de aynı çirkinliğe ortaktır. Ben çocuğumun böyle bir tercihte bulunmasını anne olarak ister miyim? Babaanne olarak ister miyim? İstemem. Bu bir sapmaymış, bu bir sapkınlıkmış gibi gösteriliyor olmasında aslında problem var. Buradaki o eğilim ya da yönelimin aslında tekrar tekrar söylenmesinin altında birazcık da bu yatıyor. Ve bir yandan şunu biliyoruz ki yapılan çalışmalarda hani hiçbir şekilde cinsiyet kimliğinin sonradan toplumsal hani yetiştirilme tarzıyla değiştirilemeyeceğini biliyoruz. Yapılan çalışmalardan bunları görmemiz mümkün. Yapma derdim öyle kız gibi. Sen erkeksin, erkek gibi davranacaksın. Şöyle yürü, şöyle dur, şöyle yap diye devamlı baskılardım ben onu. John Money'in yapmış olduğu araştırmada kişiye daha sonradan aile öğretisi üzerinden doğumda atanan cinsiyetinden farklı bir cinsiyette zaten cinsiyet sosyal bir inşadır şeklinde yaklaşmalarında aslında sonradan değişemeyeceğini görebilir okumak isteyen, araştırmak isteyenler. Eğitim alanındaki haklar mücadelesine baktığımızda aslında ya da yapılan ayrımcılıklara baktığımızda ailede başladığını görüyoruz ayrımcılık meselesini. Çünkü informal eğitim dediğimiz okul dışı formal olmayan eğitim aslında ailede başlıyor. Ve aile de zaten daha kendi çocukları doğmadan ikili cinsiyet sistemi içerisinde çocuklarının işte kız ya da erkek olması üzerinden, oğlan çocuğu olması üzerinden bir tasarı, bir toplumsal cinsiyet inşa sürecine girdikleri için aslında doğmadan önce oyuncak alma, oyuncak seçimi, işte kıyafet anlamında yapılan planlamalar, odanın renginin boyanması, işte pembe mavi ikiliği gibi bu süreçler üzerinden aslında başlıyor toplumsal cinsiyet inşası dediğimiz süreç. Kocam kadın doğumcu olduysa sürekli işte kız mı erkek mi o çok merak ediyordu. Sürekli ultrasonda neredeyse her gün bakıyordu. Bu toplumsal cinsiyet inşası süreci de aslında bir nevi o ikili cinsiyet sistemi içerisinde olmayan, kendini orada ifade etmeyen insanların, çocukların aslında kendilerini ifade edecek alanlarının olmamasına sebep oluyor, olmaya başlıyor. Ve ayrımcılık dediğimiz nokta temelde buradan başlıyor. Çoğu LGBT artı bunu fark ettiğinde öncelikle kendine kabul etme, kendine açılma sürecine girdiği için bu durumdan ailesine bahsedemiyor. Söylemek istiyorum ama ben bunu benim babama, abilerime, anneme, ablama nasıl anlatırım? Ben nasıl derim işte ben sizin oğlunuz değil. Çünkü gurur duydukları bir çocukları var, okumuş, memur olmuş. Ben onlara işte ben kadın oldum diyemezdim. Aynı şekilde hemen ailenin ardından formal eğitime gidildiğinde ise, eğitim süreci başladığında ise ilkokulda özellikle akran zorbalığı dediğimiz durumla karşılaşıyorlar. Bu akran zorbalığı da aslında yine o ikili cinsiyet sistemi içerisinde olmayan, oraya uyum sağlamayan kişilerin üzerinden tekrar tekrar kişilerin sözel ya da zaman zaman fiziksel boyuta varacak derecede psikolojik şiddete maruz kalmasıyla sonuçlanıyor. Ne gibi şeyler oluyor? Yani lakap takma, top, dönme, ibne, nonoş gibi bu tarz kullanılan kelimeler mesela zaten başlı başına bir ayrımcılık üretmeye başlıyor. Sadece akran zorbalığından değil aynı zamanda idari yönetimin ya da öğretmenlerin hatta psikolojik danışmanların dahi LGBT artılara karşı yeterince bilgili olmadığından kaynaklanan katmerlenen ayrımcılık diyebileceğimiz
bir ayrımcılık sürecine girmeleri şeklinde devam ediyor. Benim çocuğum da birçok eşcinsel çocuk gibi okulda İbne denen çocuklardan. Görünmez kılınan ya da yatsınan dediğimiz süreç, bu kabul süreci diye adlandırıyoruz biz. Kişinin aslında kendi kendini kabul etme süreciyle alakalı. Çünkü hiçbirimiz, hiçbir LGBT artı doğuştan toplumsal cinsiyet eğitimi almış bir şekilde doğmuyor. Ve maalesef toplumsal cinsiyet normlarının o ayrıştırıcı, önyargı içeren ve bir şekilde şiddet döngüsüne sokan durumlarının hem ailede hem de okulda formal informal bir şekilde öğretisiyle büyüyor. Doğal olarak önce bunları sorgulaması ve kendine yönelik o kabul sürecini ya da açılma süreci dediğimiz süreci başlatması gerekiyor. Ve burada kişiler tabii ki de dediğim gibi o toplumsal cinsiyet normlarından nasibini aldığı için ister istemez kendilerine karşı bir inkar sürecine giriyorlar. Tabii ki cinsiyet kimliğimi o yaşlarda hissetmedim, farkına varmadım ama bir değişik çocuk olduğumun farkındaydım ben. Bu inkar sürecinin peşinde pazarlık süreci dediğimiz, işte bunlar kabul etme sürecinin zaten aşamaları olarak adlandırılır. Ama bu noktada o destek olabilecek ya da konuşabilecek tek bir kişi bile olmaması hayatlarında aslında uzun bir süre tek başlarına bu sistemle, bu açılma süreciyle, kabul etme süreciyle mücadele etmelerini gerektiriyor. Ama maalesef orada da yine dediğim gibi bu konuda bilgili olmayan, eğitimli olmayan ya da ön yargılarından arınmamış olan... Yani çocuk zaten kendini kabul edemediği aşamada bir de karşısındaki bilir kişi olarak ya da güvenini kurabileceği bir kişi olarak hiçbir şekilde kabul edilmediğini gördüğünde zaten hani o süreç en başından baltalanmış oluyor. İlkokula başladığımda artık yani kendimi sorguluyordum. Ben niye yani diğer çocuklar gibi değilim gibi. Genelde bu hani cinsel yönelim durumları ergenlikle birlikte kişinin kendi kendini sorgulamaya başlamasıyla ya da sosyal anlamda, romantik ya da cinsel anlamda birileriyle ilişkilenmeye başlamasıyla ciddi anlamda kişide hem disfori diye adlandırılan tıbbi olarak hem de o psikolojik anlamda kendi kendini sorguladığı, içinden çıkamadığı, zaman zaman depresyona girdiği, işte derslerinden kaldığı, okula devam edemediği ya da istediği bir üniversiteye girememesi sürecine sebep olabiliyor. Kadın gibi hissediyorum. Abilerimden daha farklı olduğumun farkındayım ama bir şey söyleyemiyorsun. Yani aileye açılma süreci de aslında kişinin kendine açılma süreciyle birebir aynı aşamalarda ilerliyor. Yani biri İngilizce'de o coming out the closet, dolaptan çıkma terimi kullanılıyor yaygın olarak. Ve bunun Türkçe'ye baktığımızda, çevirdiğimizde dolaptan çıktığında aslında kişi yani açıldığında bu sefer açıldığı kişileri o dolaba tıkmış oluyor. Yani o dolabın içerisinde bizzat bu deneyimlenen kabul etme açılma sürecini bu sefer ailesi, yakın çevresi, arkadaşları ya da hani geniş aile artık kime açıldıysa onlar üstlenmiş oluyor. Ve bu süreç aslında genelde yas sürecine benzetilir. Çünkü kişinin kendi cinsiyet kimliği ya da cinsel yönelimini oluşturması daha önce ona öğretilen yargılardan ya da kimlikten sıyrılması anlamına geldiği için başta bir o duruma karşı aileler özellikle şok süreci dediğimiz bir hani anlam verememe, şaşırma gibi bir tepkiyle karşılaşabiliyor. Hemen ardından inkar süreci dediğimiz, yani benim böyle bir çocuğum olamaz, ya böyle değilse vesaire ya da ben nerede hata yaptım gibi daha çok o kimliği ve hem de kendisinin de bu süreci dahil ettiği o açılma sürecini reddetme ve bu süreçten çok konuşmama dediğimiz, hani çocukla iletişimi kesme, açılan kişiyle var olan o durumu yok sayma. Yani aslında çocuğa kendisinin bir parçası olan, önemli bir parçası olan şeyi yok sayması anlamına geliyor. Acaba dedim yani bunu düzeltebilir miyiz? Bunu ne yaparız? Buna bir şey mi yaptılar acaba? Ne oldu? Nerede bir şey oldu? Nerede bir yanlış yaptık? Böyle bir sürü soru geliyor aklınıza o an için. Hemen ardından pazarlık süreci dediğimiz bir süreç söz konusu. Bu bir özenti, özenilecek bir durum mu? İşte bunun baba tarafında vardı böyle biri, ondan oldu falan gibi. Böyle anlamlandırmaya çalıştıkları bir süreç oluyor. Ama burada da aslında o kabul sürecine yönelik ilerlemeci ama bir o kadar da... Hani o kişinin kendini kabul sürecindekine benzer bir şekilde kafa karışıklığı yaşadıkları bir durumdan bahsediyoruz. Oğlumun eşcinsel olduğunu öğrendim. Ben de kendisine
bu senin hayatın, biz daima aile olarak senin yanındayız dedim. Kişiler bilgilendikçe, özellikle uzmanlardan destek aldıkça, ya da Türkiye'de birçok LGBT artı aile grubu var. Özellikle büyük şehirlerde dernekleşmiş durumdalar. Oradan bilgilendikçe ve akran desteği, aslında yetişkinlerin de dediğim gibi kendi açılma süreçlerine girdikleri için kendisinin deneyimleyeceği olan süreci, daha önce deneyimlemiş olan LGBT artı aileleriyle görüşüyor olması, onların katılmış olduğu toplantılara, terapi gruplarına eklemleniyor olması çok daha işlevsel oluyor. Bu böyle sırayla giden bir süreç değil. Ben sırayla anlatıyorum ama zaman zaman iki geri, bir ileri, birkaç adım ileri, sonra tekrar en başa dönülebiliyor. Burada önemli olan LGBT artıların da dernekleştiği noktalarda destek alabiliyor olabilmek. Evet, bu değiştirilebilecek bir şey değil ve ben böyle biriyim dediğinde kabul etme aşamasına geliyor ve kabul etmenin de ötesinde zaman zaman onur duyma, işte bizim onur kavramının üzerine gelecek olursak, gerçekten orada kişinin kendi hayatına dair kimliğinden fazlasıyla gurur duyma şeklinde dönüşebiliyor. Belki İstiklal'de değiliz ama bütün Taksim'deyiz, her yerdeyiz. Bütün İstanbul'dayız. Her yürüyüşümüz onur yürüyüşü zaten. Her yerdeyiz, her yerde! Tarihsel sürecine baktığımızda cinsiyet kimliğinin ya da cinsel yönelimin nasıl anlamlandırılma konusunu ele aldığımızda temelde bir psikolojik anlamda stigmatizasyon üzerinden kurulduğunu söylemek mümkün bence. Çünkü bu doğal bir reaksiyon, aslında psikolojik bir reaksiyon. Bir kişiyi gördüğümüzde o kişi hakkında olumlu ya da olumsuz bir stigmatizasyona, bir etikete aslında başvuruyoruz. Ve o hayatı anlamlandırmada bizim için çok işlevsel, evrimsel süreçte de çok önemli bir durum. Toplumsal gelişimde de aslında tarihsel olarak baktığımızda hep bu, hem psikolojinin tarihine de baktığımızda hastalık diye nitelendirilen ya da olmaması gereken bir şeymiş gibi adlandırılan durumlar hep norm dışı kalan, normatif olmayan şekilde. Ama baktığımızda aslında bütün her şeyde olduğu gibi cinsel yönelim veya cinsiyet kimliğinde de bir çeşitlilik söz konusu. LGBT'ciler bana göre sapkındır. Bu kadar basit. Yaratılışa aykırı bir sapkınlıktır. Eşcinselliğin genetik bir boyutu var. Buna ek olarak DNA üzerine metil grupların eklenmesiyle meydana çıkan bazı değişiklikler de cinsel yönelimi etkiliyor. Biz buna epigenetik diyoruz. Dış etkenlerin meydana getirdiği epigenetik değişiklikler. Ama dış etken dediğim zaman sakın ha dominant bir anne, evde olmayan bir baba ya da çocuğun cinsel istismara uğramasının eşcinselliği tetiklediğini zannetmeyin. Bunlar moleküler düzeyde değişiklikler ve daha anne karnında başlayan değişiklikler. Yönelimi hiçbir şekilde etkilememiz mümkün değil. Cinsel yönelim ne tercih edilebilir, ne özendirilebilir, ne öğretilebilir, ne seçilebilir. Yani tarihsel anlamda yine baktığımızda zaten bu norm dışılık üzerinden yıllar önce hani siyahlık da bir hastalık olarak görülüyordu ve Latince bir karşılığı vardı hastalık olarak adlandırılmasının, ama şu anda biz buna ırkçılık diyoruz. Sevgili oğlum benim sevgili oğlum değilmiş. Başka biriymiş. Geceler boyu Tanrım ne olur sen bunu düzelt. Düzeltilecek bir şey diye algılıyordum. Yani olmaması gereken bir şey, düzelsin bu. Yani sağlık hakkı zaten yaşam hakkıyla birlikte çok temel haklardan biri. Baktığımızda ise yine yani doğumda başlayan aslında bir ayrımcılık söz konusu. Özellikle intersex bireyler için cinsiyet atama ameliyatları dediğimiz etik olmayan ve maalesef hala devam eden süreçler mevcut. Burada genelde doktor hani ya da ebe çocuğa işte genitaline bakıp biyolojik temelli bir cinsiyet atayan kişi, eğer bu ikili cinsiyet sistemi içerisindeki o genitale dair netlik göremiyorsa, daha net olduğunu düşündüğü cinsiyetten taraftar olup o kişiye cinsiyet atayabiliyor. Ve maalesef o kişi o an bir tıbbi müdahale, aslında anayasal hak ihlalidir birinin vücuduna kişinin rızası dahil olmadan müdahalede bulunmak. Ama hala mevcut, dünyada da çok yaygın, Türkiye'de de devam ediyor bu süreç maalesef. Gittiğinde kişi zaten branş bağımsız herhangi bir şekilde cinsel yönelimine dair bir bilgi verdiğinde doğrudan ayrımcılığa maruz kalabiliyor. Yani cinsiyet kimliği kişinin ikili sistem dışında olduğunda doğrudan hizmete erişimi engellenebiliyor. Yani çok yakın zamanda da Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir doktor mesela reddetti bir trans hastasını.